Evet arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu ne yapacağız? Kütüğüm kapandı, moralim çok bozuk. Hadi başlayalım. Ne yapacağız? Soru soracağım. Evet. Tamam, sor. Onu bir giriş yapman lazım. Tamam işte arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap yapıyoruz. Oldu mu? Ama soru cevap ne? Ne? Rüzgar bileni tanımabilirsin. Beni tanıyorsunuz. Ne oğlum, sor işte ya. Çocukluğunda en mutlu olduğun anlardan birini anlatır mısın? Yani şöyle, ben çocukluğumu büyük bölümü şey olarak geçti. Çalışarak falan geçti. Yani gözümü açtım, çalışmaya başladım. Benim dayılar falan sanayici. Çok böyle ufak tefek mutlu olduğum an vardır ama en mutlu olduğum an herhalde bir tane bisikletim vardı ya. Küçük bir tane bisikletim vardı. Onu yaptırmıştım. Böyle nasıl diyeyim ki, o zamanlar büyük vitesli bisikletler bayağı bir şeydi. Meşhurdu ama pahalıydı zamanına göre. Herkeste de yoktu yani. Benim de küçük bir bisikletim vardı. Onun böyle vitesli hale getirmiştim. Parasını ödeyip böyle vites taktırmıştım. Kornalar, süsler. En mutlu olduğum zamanlardan biri oydu herhalde yani. Kızdığında nasıl biri oluyorsun? Kızdığımda nasıl birisi oluyorum? Evet. Kızdığımda valla bence ben çok tehlikeliyim. Ben çok sabırlıyım normalde. Değil mi? Valla ben çok sabırlı biriyim. Ama kızdığım zaman yani belli bir sınır vardır. Önceden mesela patlamaya hazır bomba gibiydim. Böyle harbiden çok her şeye sinirleniyordum. Böyle kanın hızlıydı. Bayağı bir kanım hızlıydı yani. Böyle her şeye sinirleniyordum ama kanım hızından ziyade yani bu bardağı niye böyle değil de böyle koydum diye harbiden herkese çatardım yani. Ama kızdığım zaman, gerçekten kızdığım zaman şimdi bile bence biraz tehlikeliyim. Ne oluyorsun yani mesela? Yani nasıl diyeyim ki, böyle o an gözüm dönüyor yani, ne yaptığımı bilmiyorum. Tabii ince çizgilerim vardır mesela. Kadınlar hakkında hiç kadınlara zarar vermek istemem yani. Hiçbir zaman öyle bir şeyde bulunmadım ama genel olarak mesela bir erkek erkeğe bir kavgada şu an kendimden korkarım yani. Kendimden korkarım yani, karşısındaki bana bir şey yapabilir diye değil. Ben ona bir şey yaparım da kendimi tutamam diye korkarım yani. Yaparım yani. Üçüncü sorumuza geçiyoruz o zaman. Canım. Kendini yetenekli buldun. Biraz kapsamlı bir şey ama hani şöyle. Eğer genel olarak okul falan olarak sorarsa, mesela resme yeteneğim vardı. Ama hayatta sorarsanız bence görsel zekadan dolayı benim tiyatro yeteneğim falan bayağı var gibi düşünüyorum. Tabii daha belki en başındayız ama vardır diye yani. Bunu okuyamadım. Kendi yazısını okuyamayan bir... Kendi yazdıkları soruları okuyamıyorlar. Arka tarafta çok yetenekli arkadaşlarımız var, bana yeterek soruyorlar. Evet. Ne? Bir daha soruyu alabilir miyim? kendinden atsaydın, yani üç şeyi atsaydın ne yapardın? Bir üşengeçlik. Onu atmayı isterdim. Bazen de çok aşırı enerjili oluyorum ama üşengeçlik kısmını atmak isterdim. Yani evet, çok sinirli biri değilim ama bazen ufak şeyler bana, böyle ufak detaylar bana çok sinir bozucu geliyor. Mesela? Ya mesela biri zile basar, niye iki defa bastın, niye bir değil de iki defa bastın diye bazen kendi kendime sinirlenirim. Ya karşı tarafa yansıtmam ama bazen bana bazı ufak tefek şeyler sinir bozucu gelir yani. Mesela İşte sakız çiğnemek, ağız şapırdatmak, böyle sinir, ufak detaylar, anladın mı? Böyle küçük sesler benim niyeyse böyle bir şartelimi bir kereden havaya tavana atıyor yani. Nedenini ben de bilmiyorum. Bir kereden böyle şartel attırıyor bende. Bunu atmak isterdim. Gücü olarak da bence uyku yatabilirdim biraz. Bazen çok çok aşırı uyuyorum yani. Niye bilmiyorum ama bazen aşırı uyku atıyordum. Bir de şöyle bir şey var bence, şey olarak geliyor bana. Böyle çok uyumak sanki böyle hayatı biraz daha kaçırıyormuşum gibi geliyor bana ama elimden gelmiyor. Hayatta kendini çaresiz hissettiğin anın var mı? Varsa anlatır mısın? Yani aslında benim hayatımda çok böyle aslında çaresiz olduğum çok dönem oldu. Bir tanesini anlatır mısın mesela? Ama şöyle, mesela artık
bir oldu, iki oldu, aşırı böyle çaresiz hissettiğim bir durum bence olmadı. Çünkü hayatımın çoğu böyle kendimi çaresiz hissettiğim bölümlerden oluştu. Hepsinden çabalayarak kalktım. İş olsun, okul olsun, kendi çabalarımla yaptım. Ne bileyim hani birçok konuda zaten çabalayarak yaptığım için kendim artık bana çaresizlik gibi gelmemişti bir zamandan sonra. Ama bence şöyle bir şey olmuştu. Çalışmaya başladığım dönemlerde, küçük yaşlarda çalışmaya başlamıştım. Şimdi o dönemlerde bazen böyle ailem bilmiyordu ama ben bazen işe giriyordum, işi beğenmiyordum. O sıralarda işsiz kaldığım dönemlerde kalacak yerim de olmuyordu. Bazen dışarılarda falan yattığım oluyordu. İşte yazlık bölgedeysem sahilde, işte kalabalık bir şehirdeysem işte bir durakta falan, kaç defa yani bunu yaşamışlığım var. Öyle bir günde çok aşırı çaresiz hissettiğim bir günlerden biri o günlerdeydi. Her insanın kırmızı çizgisi vardır. Senin kırmızı çizgin nedir peki? Benim sınırım şöyle. Kırmızı çizgiden kasıt yani ben birçok şeye tolerans gösterebiliyorum. Aşırı aşırı olmasın dediğim de böyle yalandır ya. Çok böyle aşırı yalan dolan üzerine kurulan şeyler hiç sevmem yani. Biraz daha böyle benim kırmızı çizgim oldu yani. Mesela kırmızı çizgi. Tamam, yalan işte. Yalan mı? Tamam. Niye beğenemedin mi? Kırmızı çizgim yalan. Beğenemedim. Yalan söylemeyin abi. Senin bir ortamda küçük düştüğün bir ortam oldu mu? Küçük düştüğüm bir bence yoktu. Onun küçük düşürdüğü ortam vardır kesinlikle. İşte arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Arkada soru sorular kendileri cevap verdi. Yani o küçük düşmemiştir, küçük düşürmüştür falan dedim. Sanki çok egolu biriymişim gibi bahsettim. Ama öyle değil. Küçük düştüğüm de bir ortam olmadı o kadar. Çünkü her zaman böyle küçük düşürülecek bir duruma kendimi sokmadım. Küçük düşürmeye çalışanlara da zaten tabii ki mal vermem. Çünkü bu egodan dolayı yapılıyor. Ben egolu biri değilim ama hiçbir zaman insanları küçük görmem ama kendimden kimseyi üstün de görmem. Biri beni ortamda düşürmeye çalışıyorsa yükselmesini de çok iyi biliriz yani. Yemez. Kızların seni çekici bulduğu şeyler nedir? Kızların beni çekici bulduğu şeyler. Evet. Yani onu ben bilemem. Kızlara sormak lazım tabii. Ama yani bilmiyorum. Ben harbiden onu bilemem ki. Hani biri kaşı der, biri gözü der, biri gülüşü der, biri konuşması der. Herhangi bir özelliği beğeniyor olabilir. Yani bana kalırsa bilmiyorum ki hiçbir taraf yok. Tamam şimdi belki büyük ihtimal ilk tanıyan insanlar dış görünüşe göre falan yargılıyorlar. Bana göre yani öyle. Biraz dış görünüşe göre yargılıyorlar ama bana göre benim zekam yani. Biraz daha böyle kıvrak zekalı mı diyeyim, sivri dilli mi diyeyim. Biraz daha ondan belki farklı çekici geliyor olabilir. Beni buldukları yönler belki onlar olabilir. Kimler onlar onları da bilmiyorum ama kimlere çekici geliyor onu da bilmiyorum ama sormuşsunuz. Sağ olun. Hayatta hiç dost kazığı yedin mi? Bu kazıkları şöyle alıp şunu dizmeye çalışırsak yol olur. Çok yedim ya. Hani her insanın illaki olmuştur ya. Benim de oldu yani. Bayağı oldu hem de. Hani sayılamayacak kadar çoktu çünkü ben zamanında hızlı yaşamıştım. Bayağı bir çok oldu yani. Her insan hayatında olmuş. Ya zaten şöyle beklemediğin birinden derken zaten dost kazığını yabancı birinden yemezsin zaten. Devamlı yakınından, eşinden, dostundan, kendine dost bildiğin insanlardan, seni en iyi tanıyanlardan dost kazığını yersin zaten. Bu da adı üstünde dost kazığı. Onlara da selam olsun. Okulda yaşadığın en güzel anın var mı? Varsa anlatır mısın? Ama şöyle lise mi yoksa lise, üniversite. Aslında lise anısı biraz daha bana güzel geliyor. Çünkü üniversite böyle nasıl diyeyim ki pek böyle ısınamadığım bir ortamdı benim üniversite. Ama lisede şöyleydi. Kavga anım vardı bir tane. Çok aşırı yani evet hoş bir şey değil ama çok güzel anıydı benim için yani. Çünkü şöyle, okulun birinci haftasıydı. Geçen seneden sınıfta kalmış öğrenciler yani çift dikişlerle takıştım koridorda. Okulun ilk haftası, liseye yeni başladım.
Çıkışa gel lan dediler. Ben de düz gelirim dedim lan. Hayırdır yani. Hayırdır lan. Ben de öyle dedim. Ondan sonra çıkışta ulan bunlar dedim herhalde yoktur. Biraz da ağırdan alıyorum. Yalan yok. Tamam spor falan yapıyorum. Dövüşçüyüm falan filan ama biraz daha böyle şey yani kalıplıyım falan ama ne olacağını bilmiyorum. Çiftlik işler şimdi. Tehlikeliler. Çıkışı da biraz böyle nasıl diyeyim ki? Uzattım yani açıkçası. Dövüş olabilir ama evet gerçekten benim için güzel anıydı. Sonu güzeldi benim için. Yani nasıl? Şimdi tamam kavga ettim. 3-1 kavga ettim. O anlık kötüydü ama sonrası güzeldi. Tek kişiye, 3 kişiye güzel bir dövünce arkasından tabii ki işte müdürden falan azarlar bir şeyler oldu. Sonrasında da tekrar diğer gün benim arkadaş grubum, topluluğum sağ olsun onlar kapıda toplanmıştı. Öbür çocuklar yok oldu ortalıkta. Ondan sonra tabii okulun böyle bir şeyi olduk yani. Nasıl diyeyim ki? Her olayda ismimiz geçiyordu yani anladın mı? Okulda böyle bir popülerite gibi bir şey oldu yani. O güzel olmuştu benim için. Yani ondan sonra bütün anılar benim için güzelleşmeye başladı okulla ilgili. Aslında başlangıcı kötü ama genel anıların hepsini güzelleştirmişti. Hiç aldatıldın mı? Oo, ya o olmuştur. Sen bunu niye soruyorsun ki? Bu artık yani sorulacak bir soru değil. Aldatıldın mı? Aldatıldık mı? Ben aldatılmadım ben. Yani benim yakaladığım olmadı. Benim bildiğim yok. Çok böyle hissettiğim olmuştur ama böyle kanıtlamaya çalışıp da kanıtlayabildiğim tam olmamıştır büyük ihtimalle. Ama şöyle çok yalanlı yakaladığım olmuştur. Ufak tefek yalanlar veya büyük yalanlar fark etmez çok yalanlı yakaladıklarım olmuştu. Kancıklar buradan şunlar size girsin. Çok affedersiniz yanlış oldu öyle demek istememiştim. O zaman... helal. Allah işte. Adılar güldürmez çiçektir. Oy. Sana piyango çalsa o parayla ne yapmak isterdin? Bana piyango çalsa ne kadar bir paradan bahsediyoruz mesela? 70 milyon. Yani 70 milyon bana çıkarsa ne yaparım? Yani şöyle bak benim hayatımda harbiden paranın çok çok büyük bir önemi yok. Hayatımın her zamanında da öyle oldu. Çünkü genç yani çok da evet yaşımız çok ileri değil ama çok hızlı başladığımız için hayata böyle o dönemlerde parayı küçük yaşta elimize geçti. Küçük yaşta kaybettik. Onun için çok da böyle bir para beklentim yok benim hayattan. Ama elime geçse ne yapardım? Tabii ki çatır çutur yerdim yani. Çatır çutur bildiğin çatır çutur yerdim yani. Anladınız işte ya. Yerdim valla. Tabii biraz ama şöyle bir şey bak. Şu an bile hatta var. Yani nasıl desem içimde böyle damlı bir insanları teşvik etme, insanlara böyle bir ışık olma, bir yol gösterici olma şeyim var böyle içimde damlı. Mesela onu kullan, o para o bakımdan belki benim çok işime yarardı yani. Bir örnek niteliği taşıması için daha çok kullanırdım bence. Ben çünkü şu an hayatımdan memnunum yani. Daha fazla para mı? Şu anki hayatımı deseler daha fazla para derim. İşte onu da öyle kullanırım. Anladınız siz. Senin hayatta keşke şunu yapmasaydım dediğim bir şey oldu mu hiç? Ben yaptıklarım için pişman değilim. Her şeyi yaptım. İşte pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Anladın. Şöyle mevsimlik işe gitmiştik. Böyle tarlada bir neydi? Mercimek toplama işine gitmiştik. Yazın böyle kavurucu sıcağı çok fenaydı yani. Aşırı böyle sıcak. Ben de küçüğüm çocuk. Aklı. Orada da bir tane böyle bir abi vardı. Onunla öyle oynuyordu. Devamlı onun etrafında dolanıyordum yani. Biraz da yaşım küçük. Ve biz oynarken orada bir kibrit gibi bir şey gördüm. Yemek yapıldığı işte orada bir şeyler var böyle. Kamelya gibi bir şeyin altında yemek malzemeleri var. Orada oynarken bir tane kibrit gördüm. Onunla oynuyordum. Böyle her yere atıyordum. Şöyle kıstırır bir yerlere atarsın ya. Ben böyle atıyordum. Atarken
Yan tarafta da böyle uzun benim boyumu aşıyor. Ben kısa boyluyum o zaman. Çocuğum benim boyumu aşıyor. Buğday tarlası var böyle sarı sarı, altın sarısı. Güneş havadan tepede nasıl vuruyor? İşte atarken böyle buğday tarlasına gelmiş sarı sarı. Ulan köşeden bir alev aldı. Buğday tarlasına alev yükseldi. Biz orada işte bir 20-30 kişi böyle işçi çalışıyoruz. Ulan bir kıyamet, böyle çığlıklar falan, hani bağırıyorlar, bir yerlerden yardım istiyorlar. Çünkü o kadar gür buğday tarlası var ki yani. Yanıyor. Fena yanıyor hem de. İşte millet böyle çığlık falan, yani yardım istiyorlar, anladınız mı? Bağırıyorlar birileri yardıma gelsin falan diye. Bayağı bir artık tarlanın neredeyse yarısına doğru gitti. Birileri işte haber saldılar, telefonlar falan filan. İşte şeyler geldi böyle, su tankerleri getirdiler, traktörler geldi işte, kazaraktan yarıdan kestiler falan, ama bir bölümü böyle gitti. Tabii kimse benim yaptığımı bilmiyordu. Tarlada biz varız. Başka etrafta kimse yok. Belki benden, belki o anın aşırı sıcağından oldu. Ben bilmiyorum o kadarını ama Allah affetsin diyelim. Ama işte çocukluktu, hani bilmiyordum. İnşallah çok büyük büyük zarar gelmemiştir yani. Bu arada ailem de bilmiyor, daha yeni öğrenecek. Vallahi çocuktum. Çocuktum yani, ben de farkında değildim. Hayvan olsaydın hangi hayvan olmak isterdin? Bilmiyorum ki, ben böyle hırçın bir puma olmak isterdim ya böyle. Ne bileyim, bana heybetli geliyor böyle, kedinin pençelerini attığı gibi var ya böyle. Bitti mi? He. He. Ah be, şu an Cezene'de olsaydık da bize böyle bir alev male bir şeyler. Gecenin saat kaçı açız? Bunlar niye sordunuz onu da bilmiyorum ama. Niye sordun oğlum? Canım istedi. Canım istedi diye. Görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.